Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün ilk dönem 5. ünitemiz olan At the Fair ünitesiyle karşınızdayım. Birlikte bu ünitemizi tekrar edeceğiz. Biliyorsunuz ilk dönem ünitelerimizi tekrar etmeye başlamıştık. Bugün de sonuncu ünitemiz olan At the Fair ünitesini birlikte tekrar edeceğiz. Hemen başlayalım o zaman. Evet, neler öğrenmiştik sevgili öğrencilerim At the Fair ünitesinde? Biliyorsunuz ki fair, fuar, panayır anlamında kullanılıyordu. Ve biz bu ünitemizde fuarda, panayırda, Luna Park'ta ki binmekten, eğlenmekten hoşlandığımız dönme dolap gibi, çarpışan araba gibi eğlenceli aletlerin isimlerini öğrenmiştik. Şimdi hemen anahtar kelimelerimizle başlayalım. Fair zaten dedi ki fuar, panayır anlamında kullanılıyordu. Türkçesiyle benzer karnaval, roller coaster hız treni, Big Whale dönme dolap, bumper cars, çarpışan arabalar, evet korku treni, train kısmından çıkartabilirsiniz. Atlı karınca, swing kısmından çıkartabilirsiniz çocuklar. Salıncak, bu dönen büyük salıncaklardan ve magic, sihirli ayna. Şimdi burada evet bunlar bizim bir Luna Park'ta, bir fuarda ya da bir panayırda gördüğümüz araç gereçler arasında. Ama biz burada mesela bazı önemli kelimeleri de dikkat çekmiştik dersimizde anlatırken. Sirk gibi, palyaço gibi, ticket, bilet gibi, toy, oyuncak gibi, biliyorsunuz ki bazı böyle en sık karşılaştığımız kelimelerin üzerinde de durmuştuk. Burada yine çocuklar özellikle bilet, jeton gibi kavramlar var biliyorsunuz panayırlarda, lunaparklarda, fuarlarda. Bunları da söylerken iki soru kalıbı ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi how many, kaç tane demek, sayı belirtirken özellikle kaç tane bilet alacağımızı, kaç tane jeton alacağımızı söylerken. Diğeri de çocuklar how much, biliyorsunuz ki ne kadar demek ve fiyat belirtiriz. İşte bir biletin, bir jetonun fiyatını sorarken kullanırız. O yüzden bunları tekrar hatırlatma amaçlı vermek istedim. Tabii ki buradaki en önemli kavramlarımız araç gereçlerimiz. Hız treni gibi, roller coaster gibi. Bazı kavramları daha iyi bilmemiz gerekiyor. Ünitemizin de o yüzden anahtar kelimeleri içerisinde yer alıyor. Gelelim ünitemiz içerisinde yer alan diğer bir konuya. Şimdi sevgili öğrencilerim burada tabii ki hisler, duygular ön plana çıkıyor. Heyecanlanabiliyoruz, üzülebiliyoruz, sıkılabiliyoruz. O yüzden de bir soru kalıbımız var. How do you feel? Nasıl hissediyorsun anlamında kullanıyoruz. Feeling, hisler, duygular anlamında. Şimdi ben burada yine en sık geçen hislerimizi, duygularımızı yazdım. Türkçe karşılıklarını şimdi birlikte tekrar edeceğiz. Benimle birlikte başlayabilirsiniz. Sizler de lütfen bildiklerinizi benimle birlikte söyleyin. Upset, sad ve unhappy. Üçü de çocuklar. Üzgün, mutsuz anlamında. Happy, mutlu. Tired, yorgun. Sleepy, uykulu. Bored, sıkılmış. Worry, bu endişe demek çocuklar. Worried, endişeli. Cautious,
korkmuş, heyecanlı, excited, surprise'dan geliyor, şok olmuş, angry, kızgın, moody, huysuz, fantastic, fantastic, interesting, ilginç, crazy, çılgın ve enjoyable, hoşa giden, hoş anlamında çocuklar. Bunlar tabii özellikle bu Luna Park'ta fuarda yer alan binmekten hoşlandığımız hız treni gibi, korku treni gibi, dönme dolap gibi, çarpışan araba gibi araç gereçlere tarif ederken kullandığımız duygularımız. Ve yine çocuklar biliyorsunuz ki bazı işaretlerimiz var. Özellikle Luna Park'larda çocukları da ve büyükleri de yönlendirmek adına bazı işaretler var. Şimdi gelin birlikte bu işaretlere bakalım. Fotoğraf çekmek yasaktır. Don't take photos. Mutlaka emniyet kemeri takmalısın. Zorunludur. Yemek içmek, don't eat or drink. Yemek içmek yasaktır. Ve yine mobil fondan anlayacağınız üzere çocuklar, cep telefonu ile girilmez. Şimdi bunlar en sık kullanılanları biz tabii ki aldık. Özellikle fuarda, Luna Park'ta, Panayır'da karşımıza çıkan özellikle fotoğraf çekmek ya da işte müzelerde de bazen karşımıza çıkabiliyor. Emniyet kemerini takmak zorunludur mutlaka, özellikle araç gereçlere binerken tabii ki önemli. Kendi güvenliğimiz ve diğer insanların güvenliği açısından. Yemek içmek yasaktır ve cep telefonu ile girilmez. Bunlar çeşitli işaretlerdi kitaplarımızda geçen. Ve tabii ki yine burada aslında bildiğiniz bir konu karşımıza çıktı. Like, don't like. Önceki ünitelerimizde de işlemiştik. Aslında bildiğiniz bir konu. Bu ünitemizde geçmesinin sebebi tabii ki biz bir Luna Park'a, bir fuara, bir panayere gittiğimizde bütün bu yer alan oradaki araç gereçlerin hepsinden hoşlanmıyoruz ya da hepsini eşit derecede sevmiyoruz, beğenmiyoruz. O yüzden de bir like, don't like ve love, hate kavramları karşımıza çıkıyor. Şimdi ufak bir tekrar edelim. Bildiğiniz bir konu üzerinden geçeceğiz birlikte sevgili öğrencilerim. Ne yapıyorduk burada? Dedik ki beğendiğimiz bir kavram için like, beğenmediğimiz bir kavram için don't like kullanıyoruz. Hangi öznelerimizde? I, you, we, they öznelerimizde sevgili öğrencilerim. Like, don't like. Eğer öznelerimiz he, she, it özneleri ise o zaman likes, doesn't, like oluyordu. Ve burada bir kuralım vardı unutmamam gereken. Eğer like, don't like'tan sonra ya da likes, doesn't like'tan sonra bir iş, oluş, hareket bildiren fiilim gelecek ise eğer, fiili ing takısı alıyordu. Ama eğer bir fiil gelmeyecek, bir isim gelecekse herhangi bir ek almasına gerek yok. Yine bir üst düzey olan sevmek ve nefret etmek. Love, hate. Sevmek, nefret etmek. Burada da bir subject özne ayrımımız var. I, you, we, they öznelerimizde çocuklar, love, hate, he, she, it öznelerimizde ise loves, hates kavramları olarak karşımıza çıkıyor. Ve eğer yine bir fiil gelecek ise mutlaka fiilim ing takısı alıyor. Ama bir fiil değil, bir isim gelecekse çocuklar herhangi bir ek almasına gerek yok. Örneğin, bakın herhangi bir ek eklemedim. I like roller coaster dedim.
roller coaster'dan hoşlanırım, severim dedim. Bakın herhangi bir I önce eklemedim çünkü bir fiil değil, bir isim var orada. O yüzden sizler de bu şekilde örneklerinizi yapabilirsiniz. Ve yine burada what do you think about, yani görüş bildirme, ne düşündüğünü sorma kısmında çocuklar. Tabii ki biz hız treni hakkında ne düşünüyorsun, korku treni hakkında ne düşünüyorsun ya da bumper cars, çarpışan arabalar hakkında ne düşünüyorsun derken bazı kavramlardan bahsediyoruz. Bu kavramlar da çocuklar bizim kişisel görüşlerimizi bildirme. Kişisel görüşlerimizi bildirirken çocuklar bazı kavramlarımız var. Hemen onlara bakalım. Örneğin I think, bence, benim düşünceme göre demek. Ve bu bizim kendi öznel düşüncemiz olduğunu belirtiyor bize. I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum dedi. Bu düşünmediğinden bahsetti. I agree. Bir duruma katıldığından, katılıyorum demek. Çocuklar, olumlu bir kavram. I don't agree ya da I disagree, katılmadığından, katılmıyorum demek bahsediyor. O zaman bunlar da bizim kendi kişisel görüşlerimizi, bir konu, bir olay hakkındaki kişisel görüşlerimizi ifade ederken kullandığımız kavramlarımız. Tekrar üzerinden geçmek istedim. Ve yine devam edecek olursak, bu ünitemizde çocuklar karşımıza bir comparative kavramı çıktı. Yani karşılaştırma. Tabii neden bu ünitede karşımıza çıktı? Çünkü biz bu ünitede biliyorsunuz ki bu fuarda, lunaparkta ya da panayırda bulunan araç gereçleri birbiriyle hız, tehlike, heyecan verici olması açısından ne yaptık? Karşılaştırdık. Hemen konumuzu tekrar edelim. Comparative dedik. Karşılaştırma. Çocuklar, birebir karşılaştırma olarak da geçiyor. Birebirden kastımız aslında iki nesneyi, iki eşyayı, iki şehri, iki kişiyi karşılaştırmak anlamında kullanıyoruz. Burada tabii ki biraz önceki konuştuğumuz sıfatlarımız ön plana çıkıyor. Çünkü belirli kurallar çerçevesinde ilerliyoruz biliyorsunuz cümlelerimizi yaparken. Hemen başlayalım. Sıfatlarımızı söylerken çocuklar şuna dikkat edeceğiz. Sıfatımız 6 harften daha az ve tek heceli ise sıfatımız sonuna er. Sıfatımız 6 harften daha fazla ve birden fazla heceli ise sıfatımın başına more kavramını getirerek cümlemi yapacağım. Er, more önemli. Takılara dikkat edeceğiz. Sıfatlarımdan sonra birebir anlamamı katan den yardımcı kalıbımı unutmuyorum cümle içerisinde. Verilmişse tekrar yazmama gerek yok ama verilmemişse mutlaka yazıyorum comparative'de. Şimdi burada bazı kurallarımız var çocuklar. Hemen yapalım. Mesela diyeceğiz ki Ali Ahmet'ten uzundur diyeceğiz. Bakın tall, 6 harften daha az ve tek heceli. Taller than Ahmet dedik. Ya da diyeceğiz ki hız treni çarpışan arabadan daha tehlikelidir. Hemen yapalım. Roller coaster is tehlikeli, dangerous. 6 harften daha fazla ve birden fazla heceli. O zaman hemen more kalıbımı getiriyorum. More dangerous than bumper cars. Böyle bir karşılaştırma cümlesi yapmak istedim çocuklar. Konumuzla da ünitemizle de alakalı olsun diye. Şimdi burada bazı dikkat etmem gereken kurallarım var. Bu kuralları size hatırlatmak istiyorum. Birincisi,
Eğer benim sıfatım, sevgili öğrencilerim, son iki harfi bir sessiz harf ile bitiyorsa, sessiz harf kendisini tekrar ediyor yazarken. Yine fat örneğinde olduğu gibi bir sessiz harf ile bitiyorsa, sessiz harf kendisini gördüğünüz üzere tekrar ediyor. Diğer önemli bu ünitede yine bu konumda geçecek olan kuralım. Sıfatımın sonu y harfi ile bitiyorsa sevgili öğrencilerim, y düşüyor, i'ye dönüşüyor ve siz yer olarak yazıyorsunuz cümle içerisinde. Diğer bir kuralım ise, biz bunlara biliyorsunuz ki düzensiz sıfatlar demiştik. Er ya da mor takısı almadan ve ezberlemeniz gerekiyordu. Good, bad, little, much, many. Bunların comparative halleri vardı. Önemliydi. Neydi? Benimle birlikte tekrarlayabilirsiniz. Good, better, bad, worse, little, less, much, money, more. Bu önemliydi. Mutlaka ezberleyecektik. Çünkü cümle içerisinde karşımıza boşluk doldurma şeklinde comparative cümlelerinde gelebiliyordu. O yüzden de ezberlemekte ve tekrar etmekte yarar var sevgili öğrencilerim. Evet. 5. ünitemizi gelen adlarıyla birlikte tekrar etmek istedim. Hatırlatma yapmak istedim. Neler vardı 5. ünitemizde? Comparative, karşılaştırma, what do you think about sorusuyla birlikte kişisel görüşlerimizi bildirme ve yine beğendiğimiz, beğenmediğimiz ya da sevdiğimiz, sevmediğimiz, like, don't like ya da love, hate diyerek bir beğenme ya da sevme kavramlarına baktık. Yine how do you feel, nasıl hissediyorsun diyerek feelings, duygulara baktık çünkü önemliydi. Özellikle işte bir hız treninden indikten sonra ya da çarpışan arabaya bindikten sonra neler hissediyoruz, bunlar önemli. Ve yine kelimelerimizi verdik ki biliyorsunuz İngilizce'de kelimeler çok önemli. Kelime bilmek, kelime haznemizi geliştirmek çok önemli. O yüzden lütfen ünite kelimelerini bir kez daha tekrar edin ki ben burada anahtar kelimeler şeklinde bir kısmını verdim zaten sevgili öğrencilerim. Ettifer ünitesi zevkli ve güzel bir üniteydi. Hep birlikte tekrar ettik. Sizleri özledik. Sizleri seviyoruz. Lütfen verimli, güzel bir şekilde derslerinize çalışmaya devam edin. En yakın sürede görüşmek üzere. See you.